arkadaşlar, teriyaki nedir ki diye soranların cevabını alabileceği, yapmanın da bir hayli kolay olduğu 10 numara 5 yıldız bir lezzette karşınızdayım. 4 kişi için 1 kilo açılmış but kullanıyorum ve onlara eşit büyüklükte ince uzun keserek marinasyona hazırlıyorum. Katıyorum marinasyon kabına, yani herhangi bir kaba. Ve efendim 2 yemek kaşığı soya sosu diyecek ve onu nereden bulayım? 1 yemek kaşığı Worcestershire sos ve 1,5 yemek kaşığı balsamik sirke. Bak bunlara dedim hemen kaybolma, bekle bir şey anlatacağım. 1,5 yemek kaşığı susam yağı. Tahin yok mu? Tahinin üzerine yağ çıkmıyor mu? Çıkıyor değil mi? Ha, o susam yağı, onu da ekleyebilirsin. 1 yemek kaşığı bal, hani tatlı ekşi olacak ya. 1 adet portakalın kabuğunu rendeliyorum. Bir kısmını, hepsine gerek yok. Beyazına inme, acı olur. Ve suyunu sıkıp bırakacağım. Tabii ben yine çekirdeklerini düşürdüm. Kaç tane çekirdeği? 2 tane var. Bir tane de onu almadık. 1 tatlı kaşığı taze zencefil. Arkadaşlar taze zencefil olsa daha iyi olur ama yoksa da toz halde varsa kat, yani gerçekten kat. Metabolizmayı çok güzel cayır cuyur çalıştırıyor. Tadı da güzel. Tamam mı? Şimdi efendim 2 diş de sarımsak ekleyelim buraya lütfen. Biraz hızlı olursak. Teşekkürler. 1 tatlı kaşığı da kişniş tohumu. Ya 12 deme bak lütfen, bunların hepsi baharatçıda var. Evlerimizde durabilir. Ve 1,5 yemek kaşığı nişasta ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve marinasyon için üzerine güzelce bir streçle poşette kapatıp buzdolabında bir gün bekletirsem mis gibi olur. 5-6 saat beklersem yine güzel olur. Hiç bekletmezsem yine de güzel olur. Benim zamanım olmadığı için hemen pişirmeye geçiyorum. Yüksek ateşte pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Ve tavamızı ocağa verdik. Tavamız iyice ısınınca ekledim içerisine tavuklarımı. Şöyle ara ara çalkalayarak, ara ara şöyle spatulamla tavamı çizmemek için böyle spatula kullanıyorum. Karıştırarak bu arkadaşı dışı çıtır, içi lokum gibi hazır hale getirdim. Benimki 14 dakikada pişti. Marinasyon süresi uzunsa daha kısa zamanda pişer. Kontrolü yaparsın. Biraz da susam gezdirdim. Yanına efendim jasmine pirincim var. Pişirme adabını açıklama kısmına yazacağım. Haşlanmış sebzelerle çok güzel tamamlanıyor. Bu tabak benim elimde sebze yoktu. Zaten vaktim de yoktu. Elimdekilerle bu şekilde yaptım. Teriyaki soslu tavuk bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Antrikot etle de aynı şekilde olur. Söylediğim soya sosu, efendim balsamik sosu, Worcestershire sos, evlerimizde uzun vadede bulunabilecek soslar. İsterseniz alın bulundurun. Çok lezzetli çünkü.